İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Turan, balon balıklarının Türkiye ekonomisine katkı sunacağı bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Profesör Doktor Cemal Turan, doktora öğrencisi Serbet Ahmet Doğdu, Türk ve dünya denizlerinde ekonomik değeri olmayan ve deniz canlıları içinde tehlike sinyalleri veren balon balıkları üzerine araştırma çalışması başlattı. O ne insan? Ya ben o zaman 30 sene baş. Ya hocam ya. Profesör Doktor Turan, balon balıklarının Türkiye denizlerinde yaygın olarak bulunduğunu söyledi. Bilindiği üzere balon balıkları Türkiye denizlerinde yaygın olarak bulunmakta. Yaklaşık 8 tane balon balığı Türkiye denizlerinde bulunmaktadır. Bunların tabi bazıları daha tehlikeli, bazıları daha yoğun olarak bulunmakta. Özellikle Avastafalı Sikeratus dediğimiz tür Türkiye denizlerinde özellikle Akdeniz ve Ege'de çok yaygın olarak bulunmakta ve balıkçılığa, ekosisteme büyük zararlar oluşturmaktadır. Fakat bu balon balıkları içerdikleri derilerinde, etlerinde, iç organlarında bulundurdukları tetrodotoksinden dolayı balon balıkları tüketilememektedir. Ekosistemde bundan dolayı çoğalmaktadır ve büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Biz de balon balıklarına nasıl bir ekonomik değer kazandırırız diyerekten böyle bir fikirle Bilim İskenderun Teknik Üniversitesi bilimsel araştırma projelerinde böyle bir doktor öğrencim Servet Ahmet Doğdu ile beraber doktora tezini bu şekilde oluşturduk. Balon balıklarını ekonomiye nasıl kazandırırız, bunlarla ilgili nasıl ekonomik ürünler elde edebiliriz diyerekten böyle bir proje sunduk. Ve doktora tezini bu şekilde, Servet Ahmet Doğdu'nun doktora tezini bu şekilde kurguladık. Bunun sonucu olarak balon balıklarının birçok türünden kolajen ve jelatin gibi kolajen ve jelatin elde ettik. Birçok işlemlerden sonra, kimyasal ve analitik işlemlerden sonra kolajen elde ettik ve jelatin elde ettik. Bu kolajen ve jelatin gerek sağlık sektöründe, gerek kimya eczacılıkta, gerek kozmetikte yaygın olarak kullanılan bir ürün. Bu sayede birçok sektöre cevap verebilecek bir ham madde oluşturmuş olduk. Tabii bunu daha ürüne dönüştürme safhaları var. Biz sadece işin üretimi, şu an eldesini oluşturduk. Elde ettiğimiz ham maddeyi peki oluşturduk. Elde ettiğimiz analizlerde tetrodotoksin düzeyi dedeksiyon limitlerinin altında, yani makinelerin tespit edemediği bir oranda olduğunu gördük. Yani tetrodotoksin bulamadık elde ettiğimiz jelatin ve kolajende. Bu da kullanılabilir. Bu da kullanılabilir işareti, o kullanılabilir olduğuna bir işarettir. Tabii bunun daha aşamaları olacak. Ürüne dönüştürecek safhalarımız olacak. Onlarda da bazı analizler yapacağız. Bu şekilde balon balıklarının ekonomiye kazandırılması çok önemli. Çünkü bunlar Türkiye ekonomisi açısından gerçekten çok, Türkiye'deki denizlerin ekosistem sağlığı açısından çok önemli. Balıkçılığın balıkçılık açısından da çok önemli çünkü. Bunlar balıkçılığa büyük zararlar vermekte. Bu anlamda doktora tezi gerçekten Servet Ahmet Doğdu'nun doktora tezi güzel bir şey bulmuş olduk. Peki dişten hocam bir çalışmanız olmuş. Tabii evet, bu ayrıca bunun dişi bilindiği üzere balon balıklarının dişi çok serttir. Çok sert bir yapıya sahip. Biz bundan ne elde edebiliriz diye düşündüğümüzde özellikle dişçilik sektöründe bunu kullanabilir olduğunu düşündük ve bununla ilgili dişin dolgu malzemesi veya kaplama malzemesi oluşturabilecek bir çalışma meydana getirdik. Elde ettiğimiz insan dişinden insan dişine, işte burada gördüğünüz gibi balon balığından elde ettiğimiz ürün maddeyi, ham maddeyi işledikten sonra insan dişinde kullandık ve gördüğünüz gibi bu eskiden çürük bir dişti. Ve bunu dişçilik arkadaşlarla beraber bunu bu şekilde
dolgu maddesi olarak güzel, sağlıklı, görünür bir hale dönüştürdük. Gördüğünüz gibi bu da balon balığı normal dişi, çıkartılmış dişi. Peki normal? Test konumu olarak deniz canlılarından elde edilen kemiksel yapıların ve atık materyallerin biyomedikal alanında kullanımını amaçladık. Bunun ilk ürünü olarak da balon balıklarından elde ettiğimiz, balon balıklarının dişlerinden elde ettiğimiz ham maddeyi ne yapabiliriz diye düşündük. Ve şu anda dişçilik sektöründe kullanılan kompozit dolgunun tamamen kimyasal olduğunu ve buna bizim bir doğal bir madde katarak daha sağlıklı, daha sert ve daha kullanışlı, daha doğal ürünler elde edebileceğimizi düşündük. Ve dişçilik sektöründen de hocalarımızla çalışarak, işte gerekli testleri yaparak, gerekli numuneleri elde ederek bir patent hazırladık, sunduk. Yayınını da yazmaktayız. Yani dergilere sunduk. Uluslararası Endeks dergileri sunduk ve işte şu anda değerlendirme aşamasında. Patentimiz de Türk Patent Enstitüsü'nde zaten işlem görmekte. Yayınlamaya da açıldı. Oradan da bakabilirsiniz. Bu büyük bir ülkemize katkı sağlayacağını düşünüyoruz bu yaptığımız işlerin. Umudumuz o yönde. En azından balon balıklarını mücadelede bir çığır açacağını düşünüyoruz. İnşallah başarılı oluruz elde edeceğimiz ürünlerde. Hani balığı kendi öldürmüş gibi duruyor ama.